Mutfağım şahaneye. Bakalım güzel ülkemizin hangi güzel yöresel lezzetiyle başlıyoruz? Hep birlikte izliyoruz. Merhaba Özlem Hanım. Gaziantep ve Mutfak Sanatları Merkezi'ne hoş geldiniz. Bugün sizlere Ayvalı Tas Kebabı'nın tarifini vereceğim. Size bu yemek için lazım olan malzemeleri sırasıyla sayalım. Havuç, ayva, domates salçası, biber salçası, patates, arpacık soğanı, sade yağ, kuşbaşı doğranmış tike et, pirinç, karabiber, pul biber, sarımsak, tuz ve yağ lazım. Zeytinyağı. Başlıyorum şu anda. Öncelikle havuçlarımı doğrayacağım. Bu yemeğimiz için bizim ortalama 2 tane küçük havuç kullanacağım. Bu yeterli. Şimdi patatesi doğrayacağım. Kuşbaşıdan biraz daha küçük olacak. En önemlisi ayvalara geçiyoruz. Ayvalarda da aynı şekilde ayvaların şu anda içini temizlemek için aynı zamanda çekirdeklerini temizlemek için ayvaları temizliyorum öncelikle. Kabuğuyla beraber kullanmak gerekecektir. Çünkü en büyük özelliklerinden bir tanesi ayva dağılıp gidecektir yoksa diğerleri pişene kadar. Kabukları olduğundan dolayı pişme süresi biraz daha uzun olacağından dolayı diğer yemeklerle yani diğer ürünlerle dengeli olacaktır. Buna dikkat etmek gerekir. Püf noktalarından bir tanesi budur. Ayvalar kabuklu kullanılır. Tat konusunda eski bir tadı vardır. Şu anda ayvalarımı temizledim. Bunları diğer sebzelerin boyunda doğrayacağım. Doğramış olduğum sebzelerin hepsini karıştırmak üzere herhangi bir karıştırmak için bir kaba alıyoruz. Şimdi birkaç tane, yaklaşık 4-5 tane kadar sarımsağı iri diş şeklinde doğrayacağım. Şu an sarımsakları doğruyorum. Bunu zevke göre, isteğe göre arttırabilirsiniz. Şimdi arpacık soğanlarımı ekleyeceğim. Yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar domates salçası ilave ediyorum. Aynı şekilde 2 yemek kaşığı kadar biber salçasını ilave ediyorum. Daha sonra etimi ilave ediyorum. Dolu dolu bir yemek kaşığı pul biber. Bir tatlı kaşığı kadar karabiber ilave ediyoruz. Bir tatlı kaşığı kadar tuzumuzu ilave ediyoruz. Sade yağın bir kısmını ilave ediyorum. Diğer yağımı da zeytinyağımı ilave ettikten sonra yemeğimi karıştıracağım. Evet, ilave ettik. Eldivenimi de giydim. Şu anda yemeğimizi bir karıştıracağız. Tüm baharatlar, salça, ayva, soğan, havuç hepsini karıştırdıktan sonra küçük bir tencereye hazırlamış olduğumuz içi dolduruyoruz. Evet, şu anda yemeğimizi küçük tenceremizin içerisine doldurduk. Daha sonra yemeğimizi tencerenin üzerine, hani az önce söylemiş olduğum gibi kendinden büyük 2-3 santim kendinden büyük veya 4-5 santim kendinden büyük olan bir tencerenin içerisine bu şekilde yerleştirdik. Bundaki amacımız ayvalı tas kebabı tasta pişecek. Zaten adı üstü üzerinde olduğu için şu anda önceden hazırlamış olduğum et suyunu ilave edeceğim. Bu tencerenin üzerine bir ağırlık dolma taşı gibi bir ağırlık da koyabilirsiniz. Kaynarken tasın taşmaması için, kımıldamaması için. Tencerenin boyuna gelecek kadar suyu ilave ettikten sonra dolma taşını üzerine bırakıyorum ki kaynadığı yerde altından sebzeler çıkmasın. Şu şekilde ifade edeyim. Ağırlığı koydum küçük tenceremin içerisine ve kapattım. Şu anda 1 saat, yaklaşık 1 saat, 1 saat 10 dakika kadar pişecek. Evet, şu anda yaklaşık 1 saat 5 dakika falan geçti. Şimdi yavaş yavaş pirincimi tencerenin etrafına azar azar ilave ederekten bırakacağım. Şöyle her tarafına eşit bir şekilde gelsin. Aynı dengede pişsin diye pirinçleri ilave ediyorum. İlave ettikten sonra bir de hafif şöyle karıştıracağım. Tencerenin kenarında kalanları. Şu anda pirincin kaynamaya başlayınca altını kısacağım. 10 veya 15 dakika içerisinde pirincim yumuşayıp şişmeye başlayacaktır. Pirinci ekledikten sonra bir 10-15 dakika kadar bir vakit geçti. Bu vakitte pirincim şişti, suyunu çekti. Şu anda biz bunun altını kıstık, kapatacağız iyice tamamen. Görmenizi istiyorum şu şekilde yemeğin şeklini. Pirinç iyice suyunu çekti. Şu anda kapağını kapatacağım. Bir 10 dakika dinlendireceğim. Evet Özlem Hanım, pilavımız dinlendi. 5 dakika geçti. Pilavımızı kenara aldık zaten. Altını kapattık. Şimdi biz burada sade yağımızı ılıtacağız. Bir miktar sade yağ ekleyeceğim. Yaklaşık 3 yemek kaşığı kadar.
Şimdi sade yağın erimesini bekleyeceğim. Sade yağ ılıdı. Ocağın altını kapatıyorum. Ve dinlenmiş olan, hazır olan ayvalı tas kebabımı açıyorum. Üzerinden de taşı da alayım, ağırlığı da alayım. Daha iyi bir görüntü elde edelim. Şimdi yavaş yavaş hazır olan yemeğin üzerine pilav kısmına ekliyorum. Şimdi pilav kısmına ekledim. O biraz emsin. Daha sonra yemeği açacağım. Evet. Dinlenen yemeğimiz, tenceremizi alıyoruz üzerinden. Sonra kalan yağı da yemeğin tamamına gezdireceğim. Evet, yemeğimizin kokusu bütün mutfağı sardı. Sade yağında buram buram kokusu lezzetli bir yemeğimiz oldu şu anda. Evet, yemeğimizin son aşamasına geldik. Servis ve sunum aşamasına. Şöyle göstereyim. Ayva, et, soğan, havuç. Özlem Hanım, yine müthiş bir lezzet. Gerçekten sizi Gaziantep'te ağırlamak için sabırsızlıkla bekliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Harika bir lezzet, mükemmel bir tarif öğrendik. Yapan, deneyen herkese afiyetler olsun diyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.